İyi akşamlar herkese. Ses. Ses 1-2. Ses. İyi akşamlar hocam. Bugünkü konumuzu dün özetlemiştim. İndeksler ve sonrasında da prosedürel programlamaya gireceğiz. İkisi de çok önemli konu. İkisini de özellikle araştırma yapmanızı, üzerine çalışmanızı öneriyorum. Bol bol trafik. Zaten başlangıçta ya da orta seviyede çok ihtiyacınız olmayacak şeyleri söylüyorum. Bazılarını sözdizim olarak bilmeniz faydalı olur. Bir yerde gördüğünüzde bunun ne olduğunu biliyor olmanız iyidir. Hava atmanızı sağlar. Ya da okuduğunuz kodu anlamanızı sağlar. Her türlü faydalı yani. Ama diğerleri genel olarak üzerinde dura dura bastırarak anlattıklarım ve araştırın dediklerim bütün profesyonel veri tabanı odaklı, veri odaklı projelerde karşılaşacağınız şeylerdir diyeyim. Ve kitabın ilgili bölümünü açtım. Bölüm 8. Burada 26 sayfaymış. İndekslerle çalışmak. Tabii kitap kısmını özet olarak geçeceğim. Ben başlık başlık anlatıp kod kısmına geçeceğim. İndeksler nedir basit anlamda? Bunu cevaplandırmak isteyen var mı? Önce sizin düşüncelerinizi alayım. İndeks nedir? Neden kullanırız? Neden kullanılır? Dün katılmayan birkaç kişi görüyorum. Dün, bugün inceleyeceğimiz konular olarak söylemiştim bunları. İnceleyen, araştıran var mı? Yorum yapmak isteyen. Şöyle, özet olarak söyleyeyim. Neden gerektiğini. Veri tabanı dediğimiz şey aslında programlama açısından bakarsanız basit bir yazılım gibi görünüyor. Fakat arka tarafında devasa bir karmaşa var. Gerçekten karmaşık bir yapısı var. Database teknolojilerinin. Yani basit bir dosya veri kaydetme onun üzerinde çalışma işleminden çok çok öte. Arada birçok servis var, birçok katman var. Hepsinin yaptığı işler var tabii ki. Ve bu veriler doğal olarak disk üzerinde tutuluyor. Ve siz select ya da herhangi bir sorgu yazarak o disk üzerindeki verilere erişmeye çalışıyorsunuz. Mantıken şöyle düşünün. Basit bir select yazıyorsun. Gidip disk üzerinde kaydettiği şeyleri sana getiriyor. Filtre yapıyorsun. Disk üzerinde o verileri sana bulup getiriyor. Mantığı böyle düşünmek gerekiyor. Haliyle arka tarafın basit olma ihtimali yok. Disk üzerindeki veriyi öyle bir yapılandırması gerekiyor ki size en yüksek performanslı şekilde, en doğru şekilde, hem en doğru, öncelikli olarak en doğru,
ve en doğrusunu da en yüksek performanslı şekilde getirebiliyor olması lazım. Yani disk mimarisinde, donanımsal olarak söylüyorum, disk mimarisinde bunu çok doğru yapılandırabiliyor ve takip edebiliyor olması lazım veri tabanı motorunu. Rastgelelik yoktur. Mesela görüntü işleme tarafında, yapay zeka tarafında görüntü işlemede şöyle anlatıyorum görüntü işlemini. Aslında beynin bir kopyası görüntü işleme ya da yapay zeka. Bir taklidi diyelim. Ama beyinden veri çıkarma, bilgi alma ya da ona istediğiniz yere veriyi koyma vesaire bu teknik olarak mümkün değil şu an. Yani neuroscience diliyle söylüyorum. O tarafları severek araştırdığım için. Beyin kapalı bir kutu. O yüzden yapay zekanın da birçok başlığı kapalı bir kutu gibi bizim için. Black box diyoruz buna aslında. Yani sonuca ulaştığını biliyoruz ama nasıl yaptığını bilmiyoruz. Beyin de öyle çalışıyor. Yani bizim için, bilmediğimiz için. Peki neden veri alınamıyor? Çünkü beyinde veriler örüntü şeklinde kaydediliyor. Örüntü, görüntü değil. Örüntüler şeklinde. Bu da basit anlamda şöyle. Elinizde bir avuç un olduğunu düşünün. Bu unu serpiştiriyorsunuz. Herhangi bir yere serpiştiriyorsunuz. O un parçacıklarının nereye gittiğini siz bilmiyorsunuz. Karar vermiyorsunuz. O yüzden de o parçacıkların, yani beyin çalışmasından bahsediyorum, örüntü mantığından, o serpiştirilen unların diyelim nereye gittiği, nasıl gittiği, nasıl kaydedildi bilinmiyor. Bilinmediği için de onları geri elde edemiyoruz, alamıyoruz diye. Ama tabii ki bizim teknik, donanım, yazılımsal tarafta bu iş böyle yürümez. Bu işin bir mantığı olması gerekiyor, matematiği olması lazım. Çünkü diskin kuralları belli. Diskin yapısı belli. Üretim tarzı belli. Veriyi nasıl ekleyeceğin, nereye ekleyeceğin, ona nasıl ulaşacağın hepsi standart bunlar. Donanımsal standartlar. Database motorları da bu standartları doğru bir şekilde kullanarak en yüksek performansı sağlayacak şekilde tasarlanırlar. Bu nedenle indeks mimarisini anlamak için bu bakış açısını kullanmanız gerekiyor. İndeksin yaptığı şey aslında database motoruna şunu demiş oluyoruz biz. Bak, ben şöyle bir tablo, şöyle bir nesne yapısı oluşturdum. Tablo içerisinde şu şu sütunlar olacak. Bu sütunlar içerisinde şu tipte veriler olacak. Ondan sonra ben bu database mimarisinde en yoğun şekilde şu şu sütunları kullanacağım. Bunu söylediğimiz yönteme indeks diyoruz. Ben şu verilere çok yoğun şekilde ulaşacağım. Ulaşmam gerekiyor. Mesela users tablosunda kullanıcının adı, e-mail bilgisi, şifresi vesaire. Neden? Çünkü kullanıcı her gün, belki günde birçok kez login oluyor değil mi? Giriş yapacak. Kullanıcı adıyla şifre bilgisi, e-mail bilgisi bunlar sürekli kullanacak olan yerler. Artı bir de ID bilgisi var. ID her zaman kullanılır. Günde belki binlerce kez bile kullanılabilir. Çünkü ilişkisel olarak bir kullanıcının bütün verileri o ID üzerinden dönecek. O yüzden veri tabanı motoruna diyoruz ki bak bunlara indeksler koy. Veri tabanı motoru da diyor ki tamam eğer burada indeksler tanımlandıysa şu şu tipteki indeksler tanımlandıysa bunun anlamı sorgular genellikle bunların üzerinden gelecek. O yüzden ben performansı bu sütunlar üzerinden yoğunlaştırayım. Yani veriye ulaşma tekniklerimi bunlar üzerinden yoğunlaştırayım, daha da geliştireyim. Taktik geliştiriyor diyelim kendisi. Tabii ki algoritmalara göre geliştiriyor bunu. Yapay zeka yok arkada. İndeksler temel anlamda bunun için gerekli. Burada da detaylı detaylı var. Ben başlık başlık şöyle bir bakayım. SQL Server'da depolama mesela. Burada az önce bahsettiğim o konuyu biraz özetledim, konuyu anlatıyorum. SQL Server'da depolama. Bunu aslında genel olarak bütün veri tabanları için düşünülebilir. Tarz, taktik değişebilir. Ama mantık olarak benzer.
Eskansı orada veriler farklı katmanlar ve nesnelerin birbirlerinin hiyerarşik bir parçası olarak yönetilir. Bunu daha önce söylemiştim. Evet, hiyerarşik olarak birbirine bağlıdır bunlar. İndeks sıralama yapmak için gerekli değil mi hocam? Evet, verilerin sıralanmış hali veriye ulaşmayı kolay sağlıyor bir bakıma gibi. Bunları ayrıyeten siz incelersiniz depolamanın mantığını. Ben birkaç konuya bakacağım burada. Bakın size daha önceden söyledim. Veri dosyası. Dosya tipini de burada anlatıyorum. Detaylı bir şekilde. MDF olayı. Veri dosyası birincil ve vazgeçilmez veri tabanı dosyasıdır. Veri tabanının tüm nesne ve verilerini içerisinde barındırır. Varsayılan olarak dosya uzantısı MDF'tir. Ama dosya uzantısı MDF olmak zorunda değil. Sadece dosya uzantıları ile ilgili bunu file processing kısmında anlatmıştım. Dosya verileri üzerinde işlem yaparken, aylar önce Python'da işlem yaparken, dosyaların teknik olarak uzantıları önemli değildir. O uzantılar, mesela MDF uzantısı, SQL Server Management Studio'nun onu tanıyabilmesi için, daha hızlı tanıyabilmesi için. MDF uzantısı, çünkü SQL Server'ın default bir database dosya formatıdır. Bunu bu kullanır sadece. %99 oranında aynı isimde başka bir dosya formatı olmaz. Çünkü çok yaygın kullanılan bir tane varsa, başka bir tane format geliştiriliyorsa onu bilirler ve o ismi kullanmazlar. Öyle değil. Log dosyası, veri tabanının ikinci ve diğer bir dosyası, log dosyasıdır demiştik. Bu da genellikle LDF olarak isimlendirilir. Sebep sonucunu daha önce konuşmuştuk, detaylı incelersiniz. Disk üzerindeki yapı şöyle. Extent diye bir şey var. Tablolar ve indeksler için kullanılan temel depolama birimi. Tablolar ve indeksler için kullanılan depolama birimi. Yani veri tabanı içinde ayrılan birim alanıdır. Veri tabanı içerisinde ayrılan birim alanı. 8 adet bitişik 64 K'lık veri data page'lerinden oluşur. Yani 8 bitlik bitişik 64 K'lı data page'leri bir extent'i oluşturuyor teknik olarak. Extent dolduğunda bir sonraki, yani bunun da hiyerarşisi şöyle, mixed extent ve uniform extent diye ikiye ayrılıyor. Bunlar upper advanced konular bu arada. Extent dolduğunda bir sonraki kayıt, kayıt boyutu kadar yeni bir extent'te yer alır. SQL Server'da extent'leri belirli durumlarda belirli durumların gerçekleşmesiyle otomatik olarak ayırır. SQL Server kendisi yönetiyor bunları. Biz aslında bir şeye karışmıyoruz. Biz sadece oralardan bilgi alabiliriz teknik olarak. Page'ler extent'ler içerisinde bulunan extent'lerin birim alanlarıdır. Her extent içerisinde 8 page bulunur. Biz sadece düşünün. Data page. Her extent'teki page sayısı aynıdır. Standarttır bunlar. Yani her extent 8'lik sistem ile çalışır. Geçiyorum şu teorileri. Bakın şurada SQL Server'ın Server Data Page kısmı var. Page Header, Data Row 1, Data Row 2 vesaire gibi verileri nasıl sakladığını anlatan bir yapı aslında. Data sayfaları, veri sayfaları. Bunları incelemenizi öneriyorum. Veri Page. Yarı Türkçe, yarı İngilizce yazmışım ama Data Page. Bu. Geçiyorum. Index page. İndeks verisinin tutulduğu page'lerdir. Cluster index'in non-leaf page'lerini ve non-cluster index'in non-leaf ile non-leaf page'leri içerisinde barındır. Geçiyorum. Bunlar teoriler. Yani şimdi mantığı bunlar aslında ama bunları okursunuz. Şu detaylar DCM, DCM, DCM. Yani çok kaynakta bulamazsınız. Bunlar DBA'in biraz daha advanced DBA konuları aslında. Database Administrator. Nerelerde kullanılır? Geçiyorum, bunları kodda konuşacağız zaten. İndeksleri anlamak. Burası önemli. Clustered ve non-clustered indeksler. İndeksler teknik olarak ikiye ayrılırlar. Clustered ve non-clustered. Bakın, clustered indekste tabloda yer alan kayıtlar fiziksel olarak indeks tanımlı olan sütuna göre dizilirler. Clustered indeksler indekslerin kaydedildiği sayfalar ile gerçek veri aynı seviyededir. Bu nedenle doğru sütunlar üzerinde oluşturulan clustered indeksler hızlı sonuç döndürürler. Aslında önceliklendirilmiş indeks tipleridir.
Ama bunun anlamı her yerde cluster kullanabilirsiniz değil. Cluster'da önceliklendirme yapılmıştır diyelim. Sebep-sonuç ilişkisi var. İndeksler tanımlanmadan önce veri tabanı yapısı ve kullanım yoğunluğu hesaplanarak iyi bir analiz süreci geçirilmelidir ve bir cluster indeks oluşturmak için tablodaki en yaygın, en yoğun olarak kullanılan sorgu alması öngörülen ya da istatistiksel ile istatistikler ile en çok sorgu aldığını bildiğimiz sütunlar seçilmelidir diyelim. Bunları ara ara göstermiştim aslında. Mesela user'ın ID bilgisi, bu default olarak clustered olarak tanımlanır. Biz primary key olarak işaretlediğimizde bunları. Çünkü primary key bunu sağlar bize otomatik olarak. Database'e şunu demiş oluyoruz. Bu tablonun birinci, en öncelikli anahtarı bu. Ondan sonra o tablo üzerinde farklı indeksler de tanımlanabilir. Ama bir clustered indeks olur. Diğer bütün indeksler farklı, non-clustered olarak tanımlanırlar. Bu clustered indeksi dediğim gibi mesela user'ın ID bilgisi. Önceliklendirme orada yapılır. Bunlar detaylar. Geçiyorum indeks türleri. Unique index. Mesela bunu konuşmuştuk aslında. Unique constraint olarak biliyorsunuz. Verinin tekilliğini garanti etmek için kullanılır. Örneğin e-mail ile üyelik gerektiren durumlarda e-mail adresinin benzersiz olması gerekir. Bu senaryoda bu tabloda e-mail bilgisinin benzersiz olmasını garanti eder. Sütuna kayıtlı column store index, parçalı partial index diyoruz bunlara. Eklenti sütunlu indeksler. Bunlar detaylar, geçiyorum. XML indeksler, XML verileri üzerinde indeks oluşturabilmeyi sağlar. Composite indeksler 16 sütun ya da toplam uzunluğu 900 byte'ı geçmemek üzere birden fazla alanı. Alan dediğim sütun. Birden fazla sütun üzerinde indeks oluşturmamız gerekiyorsa bunu composite, yani karma dediğimiz karma indeks. Kapsam, bir de covering var, kapsam. Bu da bir tık değişik okursunuz. Filtre vesaire tipleri bunlar. İndeks oluşturmanın temel basit söz dizimi şu. Create, indeksin tipi. Kodlardan göstereceğim birazdan. İndeks keyword'ünü koyuyoruz ve indeksi isim veriyoruz. Neyin üzerinde, hangi tablo üzerinde çalışacak? Çünkü indeksler tablolar üzerinde oluşturulur. On, tablo adı. Ve o tablodaki de sütun adını parantez içerisinde yazıyoruz. Bu ifadeleri vesaire geçiyorum. Zaten birazdan kodlarını göstereceğim. Birazdan ezan da başlar zaten. Şu detaylar önemli. Bakın. Yani teori olarak bilmenizi tavsiye ettiğim şeyler. Kullanmak zorunda değilsiniz ama bu yine şehir, kayıt tarihi vesaire. Ve create cluster, cluster tipinde bir indeks tanımını diyorum. Ne için söyleyeyim? Personelin primary key alanı, önceliklendirilmiş alanı personel ID. Yani ID alanı. O yüzden bakın cluster indeksi CL, cluster'ın CL'si underscore personel ID. 10 personeller tablosunda personel ID üzerinde oluştur dediğimde bu çalıştığında şu şekilde tablonun birazdan gösteririm. Indexes diye bir alanı var. Orada CL altıra personel ID olarak görüyorum. Parantez içerisinde tipini de söyler bize. Clustered index. Non-clustered değil. Clustered tip olarak söylüyor bize. Hepsini böyle adım adım zaten göstereyim. Bakın ikincisini oluşturduğunda mesela unique index. Unique non-clustered index olarak. Çünkü bu clustered değil artık. Non-clustered index olarak
oluşturduğumuzda ui_email. ondb.personeller e-mail üzerinde bu olacak diyoruz. On primary geç. Şurada dikkat ederseniz indexes alanında UI ui_email unique olduğunu söylüyor ve non-clustered. Clustered personal ID'di. Bu da non-clustered olarak kendisi bize gösteriyor. Tipini de unique olarak bize söylüyor. Eklenti sütunlu indeksi vesaire bunlar daha detaylar. Bunları kendiniz araştırırsınız, okursunuz, test edersiniz. Ama siz syntax olarak şöyle, bakın close order quantity, bakın şöyle indeksi bütün sütunları anahtar olarak vermek yerine sadece arama kriterlerini anahtar olarak verip geri kalan sütunları eklenti sütun olarak belirleyerek belirleyecek bir indeks oluşturma yöntemi. Include. Bunlara öncelik verdiğimizi söylüyoruz aslında tablo üzerinde ve performans hesaplamalarını, sorguları vesaire bunlar üzerine optimize ediyor kendisi. Quantity, order quantity mesela. Bu sık kullanılır. Product'ın ID'si. Çünkü sales detail üzerinde, sales order detail üzerinde bu. Burada da satış üzerinden en çok join yapılabilecek, en çok sorgu yapılabilecek verilerden bir tanesi ürün ID'sidir. O yüzden burada evet, indeks yönetimi geçiyorum. Biraz daha neler? Yukarıdan göreceğiz zaten bunları. Evet, bunu. Sorgu performansı için SQL Server sizin bilmediğiniz, görmediğiniz aslında tonla binlerce, on binlerce şey tutar. Bu performansı, sorgu geldim. Bayağı uzun bağlantı gitti. Telefondan bağlanıyor ama sesim geliyor değil mi? Evet, bağlantı gitti o ara çünkü. Tamam. İstatistikler sorgu performansı için tutulur. Kendisi için tutuyor aslında database. Ama DBA olarak yani normal yazılımcılar için çok fazla önemli olmayabilir ama database administrator tarafı için kullandığımız şeylerden bir tanesi de bu. Veri tabanın bakımı, performansı, yönetimi gibi şeylerle uğraşan insanlara database administrator diyoruz. Ama iyi bir tecrübeli bir yazılımcının da bence veri taban odaklı yazılımcının da bilmesi gereken şeyler ama çoğu bilmez. O da ayrı mesele. Bu istatistikleri SQL Server tutmamasını ve sağlanabilir istatistik oluşturmak. Mesela bununla ilgili bir basit şey söyleyeyim. Şimdi karşılaştığım olan şuydu. Bir tane çok yoğun kullanılan bir CRM yazılımı var. Bu CRM düzenli olarak rapor alınmak amacıyla kullanılıyor. Yani veri eklemesi yapılıyor. İşte sürekli kayıtlar giriliyor biliyorsunuz. Aktif olarak bir şirketin kullandığı, sık sık kullandığı şey.
Yıllar içerisinde tabii raporlar büyüyor artık. Siz bir rapor alıyorsunuz ama o raporun eğer yapısını düzenli olarak güncellemezseniz o raporlar büyümeye başlayacak. Çünkü çok daha fazla kayıt üzerinde o raporları oluşturmaya çalışacak vesaire. Ve database'in, yazılımın hepsinin farklı farklı konfigürasyonları vardır. Bir tanesinde mesela yazılımın, diyelim sen request'i yaptığın zaman o request'in cevaplanma süresi vardır web uygulamalarında. HTTP request time request time diyoruz buna. Mesela diyelim ki 30 saniye. 30 saniyenin üzerine çıktığında timeout olur. İsteğiniz legal bile olsa gerçekleşmez web uygulamalarında. Çünkü istek çok uzun sürmüştür cevap dönmesi. Bunları konfigüre etmeniz gerekir. Hem yazılım tarafında hem web server tarafında vesaire vesaire birçok farklı aşaması var. Konuşacağız birazdan Sema. Bu bahsettiğim senaryoda birçok olasılık var. Çünkü bir yerden bir butona basıyorlar. Bir rapor gelmesi gerekiyor. O rapor gelmiyor. Ondan sonra beyaz bir sayfaya düşüyor. Kendi yazdıkları uygulama. Bunun sebebini araştır vesaire şu bu. Yaptığım şey çok basitti çözmek için. Kullandığım yöntem. İstatistikleri yeniledim. Bu dediğim gibi advanced bir konu ama ne işe yaradığını biliyorsanız istatistikleri yenilemek mesela. Bu aslında SQL Server'a kendini bazı konularda, istatistiksel konularda tazelemesini sağlamış oluyorsunuz. Yenilemesini, yeniden hesaplama yapmasını sağlamış oluyorsunuz vesaire. O yüzden detay konuların teorileri önemlidir. Ben onun teorisini bilmiyor olsaydım mesela o çözümü bulamayacaktım gibi düşünüyorum. Çünkü çok farklı olasılık var o hatanın olma ihtimaline karşı. Bunların hepsini denedikten sonra database seviyesinde istatistiklere geçtim mesela. İstatistikleri yeniledim sadece. Ondan sonra sorun çözüldü. O rapor geliyordu artık. Hocam peki eğer ücretli servis alıyorsak bu istatistiklere bu istatistik teknik istatistikler Sema. Yani oradaki riski tam olarak nasıl görüyorsun bilmiyorum ama bunlar teknik istatistikler. Senin verilere ulaşmanda kullanılan yöntemlerin istatistikleri. Senin verinle alakalı değil aslında. Bir diğer mevzu da şudur. Yazılımlara genellikle yaptım, bitti, çalışıyor bakışıyla yaklaşıyor. Geliştiriciler de firmalar da. Tabii çok tecrübeli firmalar bunun böyle olmadığını bilir ama orta ya da sıradan firmalar falan yazılım var işte yazdık, çalıştı. Tamam, öyle zannediyor. Öyle bir şey yok. Yazılım, database sürekli bakım ister. Sürekli ilgilenilmesi gerekir. Tabii dakika başından bahsetmiyorum. Hepsinin farklı zamanlamaları var. Mesela bunlardan bir tanesini söyleyeceğim konuyla alakalı olduğu için. Siz bir uygulama geliştirdiniz. Bu sistem üzerinde çalışıyor. Sürekli tabii ilk düşündüğünüzle sonradan düşündüğünüz arasında farklar oluyor. Bir yerde bir tablo oluşturmuşsun. Tamam, yapıyı kurmuşsun. Sonradan o tabloya farklı eklemeler yaptın. Bazılarını çıkardın. Tamam, ilk başta bir yerlerde indeks oluşturdun. Sonradan başka sütunlar ekledin. Veri yapısı değişti. Senin çünkü düşünce tarzın değişti orada. Kullanım amacının, yöntemin değişmiş olabilir. Bütün bunlar database'in yapısını aslında bozuyor. Bilinçsiz olarak yaptığınızda bozuyor. Sebebi de şu. Bu bozulmadan sonra uygulamanın performansı düşer. Bunun sebebini anlatacağım. Basit anlamda şu. Siz ilk başta bir yapı oluşturduğunuzda sonradan işte primary key oluşturdunuz. Foreign key'ler, ilişkiler, sorgularınızı çekiyorsunuz vesaire bakıyorsunuz. Her şey hızlı gidiyor. Sorun yok. Hiçbir sıkıntı oluşturmuyor. Sonra aradan aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Birkaç tane farklı geliştirici katılıyor. Onlar bir şeyler ekliyor vesaire. Genellikle ekip ya junior ya da mid level ise database tarafında senior birisi yoksa bu detayları bilmiyor. Çünkü yaşamamış daha önce.
Ondan sonra herkes böyle kafasına göre ekliyor. Sanki şey gibi, babasının çayırı gibi. Tamam, database her şeyi ekliyor. Database halleder diyor. Database çünkü mantığını bilmiyor. Derinleme sıra mantığı anlamamış. Basit anlamda tablo oluşturur. Üzerine veri ekle mantığıyla biliyor. Halbuki bu oluşturdukları yapıda database engine o tablonun çalışma mantığını kaybediyor. Artık sorgulara karşı nasıl davranacağını bilmiyor. Çünkü ilk başta sen indeksleri, tablo yapısını, sütunları vesaire oluşturmuşsun. Ona göre bir sorgu performansı hesaplamış kendisi, database. Sonradan sen bunu hiç ona haber vermeden, yani ona bildirmeden, bildirmeyi de programsal olarak yapıyoruz. Farklı farklı tonla teknikle, database administration teknikleriyle vesaire. Bunları bildirmediğinde database halen daha senin ilk zamanki tablo yapısıyla ve sorgu yapısıyla çalıştığını zannediyor. Ve bütün performansları da ona göre hesaplıyor. Haliyle o disk üzerindeki veriler vesaire onlara hala aynı teknik gelişmeye çalışıyor. Ama bunu yapamıyor. Çünkü sen yapıyı değiştirmişsin, ona bildirmemişsin. İndeks oluşturman gereken yerde mesela demişsin ki ben örneğin kullanıcı adına çok yoğun şekilde ulaşacağım. Kullanıcı adını sen biliyorsun. Database ne anlar? Ona indeks olduğunu, ona çok yoğun şekilde sorgu gideceğini söylemen gerekiyor. İşte bunları indekslerle yapıyoruz. Bunu diyelim ki kullanıcı adıyla yapmışsın. Sonradan farklı bir tane daha sütun ekledin. Onun üzerinden çok yoğun sorgular çekmeye başladın. Database anlamıyor bunu. Yani sen yapıyorsun ama o halen de kullanıcı adı üzerinden bu sorguları performanslı hale getirmeye çalışıyor. Çünkü sen ona indeks oluşturmuşsun. Bu nedenle özetle, detaylara girmeden, özetle oluşturduğunuz database'in yapısını zaman geçtikçe database'in, tabloların yapısı, ilişkileri, uygulama mimarisi değiştikçe güncellemeniz gerekir. Bakımının yapılması gerekir. Düzenli olarak. Bu sadece bir tanesini söyledim. Yüzlerce bakım gereksinimi var. Geçiyorum. Yeter bu kadar teori. Hemen kaynak kodu copy ve paste diyelim. İndeksler hakkında bilgi almak. Şöyle, bakın CP underscore help index diye bir şey var. Bu bizim sistem prosedürlerinden bir tanesi. Şurada Adventure Works seçili. Ben diyorum ki production nokta product şu tablo üzerindeki indeksleri bana göster. Onlarla ilgili bilgiler ver. Gösterdi. İndeksin adı AK underscore product name. Açıklaması şurada. Index description. Non-clustered. Unique. Located on primary. İndeksin sütunu da name. Name üzerinde bir indeks oluşturmuş. Neden? Az önce saydığım sebeplerle. Bir e-ticaret sitesinde ya da böyle benzer bir durumda ürünler sizin birincil, öncelikli ve düzenli olarak sorgu yaptığınız şeylerdir. Uygulama içerisinde bir filtre alanı koyuyorsan mesela, insanlar oradan örneğin ürünün adını arıyorsa onu database'i söylemen gerekiyor. Database'e diyorsun ki bak ben tamam çoğunlukla product ID üzerinden yaparım bu işlemleri ama bu tür arama alanları var ya mesela ürünün adına göre bilmem neyi getir. Ürünün adının içerisinde şu olanları filtrele. Bak bunu yapıyorsan database'i söyleyeceksin indeks olarak. Uygulamayı yazmak da olmuyor. O uygulama sürekli olarak bu sütuna sorgu gönderecekse database'e diyeceksin ki bu alana çok sorgu gelecek. Çünkü ben uygulamamda birçok alanda ürünün adına göre arama işlemi yaptırıyorum. Bak, product number, ürünün numarası. Ürün numarasıyla da çok fazla arama yapılır. Filtreleme ekranları, insanlar bir ürünün adını girer, onun detaylarını almak ister. Bak bunu uygulama tarafında yapıyorsun ama bunun database'de karşılığı olmalı. İşte yapmaya çalıştığımız bu. Bunu söylüyoruz. Raw Grid üzerinden olacak product ID. Bakın bunların hepsi çok kullanılacak şeyler. Hepsini söylemişiz. Yani bu database'i tasarlayanlar söylemiş.
Sistem SYS ile başlayanlar System Database'in kendisinde bulunan default built-in özellikler SYS.indexes. Genel olarak bütün database'de bulunan indekslerin bilgilerini getirir size. Bu DBA ile alakalı bir konu. Tabii siz de inceleyebilirsiniz. Bakın şurada detaylı gösteriyor. İsimler kısmı. Mesela Password Business Entity ID diye bir clustered index varmış. Gördüğünüz gibi. Bunun detayları şurada. Mesela diyor ki is primary mi? Evet, primary key'miş. Unique constraint var mı? Hayır. Çünkü primary key yaptıysanız zaten unique'dir. Gerek yok. Ignore dub key. Data space ID is unique. Bakın şurada ne demişti? Şimdi şuraya geliyorum. Bakın password business entity ID bunu oluşturan kişi bunu clustered ve unique yapmış. Bir çünkü sıfır değildir. Bir unique'dir. Ama unique constraint oluşturmamış. Çünkü eğer siz primary key yaparsanız o zaten unique'dir. Default olarak. Burada hepsinin farklı detayları var. Mesela kitapta gösterdim, yazıyordu. Okumadım oraları ama. Allow row locks, allow page locks vesaire. Bunlar detay konular. Temel veri tabanı programlamada bunlara dediğim gibi ihtiyacınız olmaz ama eğer harbiden öğrenmek istiyorsanız bunlar sizi ayrıcalıklı hale getirir. Bu tür detay bilgiler. İndeks oluşturmak. Şöyle create cluster index. CL underscore personal personal ID. 10 personeller. Bende personeller tablosu yok ama böyle oluşturuluyor. Diyeyim. Dün oluşturmamıştım o bizim bıltıları. Bakıyorum. Evet, yok. Öyle yaptığınız dediğim bunları çalıştırıp test edersiniz. Şuralarda da göstereyim ben size örnek senaryosundan. Bakın person.person columns, keys, constraint bunları incelemiştik daha önce. Bakın email promotion, person type, email promotion vesaire. Triggers, sketch, indexes, tablo üzerindeki indeksler. Sizin oluşturduğunuz indeksleri buradan takip edebilirsiniz. Yani gelirsin şuraya, oluşturduktan sonra refresh dersin, o indeksi burada görürsün. Burada tabii AdventureWorks üzerine bayağı bir örnek senaryo uygulandığı için farklı indeks tipleri kullanıyor. Mesela Business Entity ID, Person üzerinde cluster tanımlanmış. Person'ın row GUID üzerinde, GUID değer demiştik ya. GUID bir hash değer üzerinde bunun unique olması ama non-clustered olması belirtilmiş. Bakın non-unique deniyor ama burası için bir non-clustered index oluşturulmuş. Last name, first name, middle name üzerinde. Neden? Çünkü ad, soyad ya da middle name, ortanca isim üzerinde çok ciddi sorgu yapılır. Çok fazla sorgularsınız bunları. O yüzden de bunları unique index düzelteyim. İndex oluşturmuş. Geçiyorum. Başka. O istatistiksel kısımlar da burada. Geçiyorum. Create index NC alt tere personel ID on personeller geç. Ezan başladı arkadaşlar. Bir mola verelim. Bu arada da ya da molaya gerek yok. Sadece ezan için bir dakika, bir buçuk dakika mola.
Evet. Kodlara devam edelim. Unique Index, bunları konuştuk. Kapsam indeks aynı şekilde. Detaylar kitapta var elinizde. Şunlar çok sık kullanılan şeyler değil ama yöntemlerini biliyor olmanız önemli. Filter Index gibi mesela. İndeks yönetimi rebuild, indeksleri yeniden derlemek. İndeks yönetimi başlığı altında konuşulabilir. Bu arada indeks konusu database'lerde üzerine gerçekten detaylı kitap yazılacak kadar derin bir konu. Yani Oracle'ın indeksleri üzerine ayrı, SQL Server'ın indeksleri üzerine ayrı. Tabii birini biliyorsanız diğerini çok çok hızlı öğrenirsiniz. İşin mantığını biliyorsunuz demektir. O yüzden bu alanda database odaklı ileri seviye projeler yapacaksanız işin mantığını anlamak için ciddi bir araştırma yapmanızda fayda var. Rebuild, bu DBA konusu gene. İndeksleri yeniden derlemek. Yeniden derlemek, recompiling işlemi diyelim. Neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Az önce bahsettiğim gibi, mesela tabloların yapısı değişti vesaire, birçok şey oldu, senaryo oldu. Böyle bir durumda sizin database'e şunu demeniz gerekiyor. Ben yapısal değişiklikler yaptım. Veriler değişti, sorgu yapısı değişmiş olabilir vesaire. O yüzden şu indeksleri yeniden derle. Yeniden bir bak. Bunu demek için kullanılıyor. Reorganize, yeniden düzenlemek. Bu adı üstünde alter. Bir indeks üzerinde ek parametreleri tanımlayabilmek için, ayarları değiştirebilmek için alter yapabiliyorsunuz. Ya da bir indeksi kapatabilirsiniz. Disable ile. Bunlar mümkün. Rebuild şu şekilde kullanılıyor. İndeks seçeneklerini değiştirmek. Bunlar dediğim gibi DB konuları gene. İstatistikler mesela. İndeks istatistikleri oluşturmak. Create statistics. Bunları geçiyorum. Evet. İndeks konusu böyle. Önemli bir konu ama çok çok detaylıya girmek gerekir. O yüzden ben hızlı geçiyorum orayı. Bir programcı olarak bilmeniz gereken daha önemli konular var. Bunlar mimari tarafta çok önemli. Ama asıl bahsettiğim konuları inceledikten, onları tecrübe ettikten sonra önemli. Şimdi 9. bölüm. Bilmem kaçıncı paragraf. Bölüm 24 sayfa. Şu an TSQL programlama kısmına bakıyoruz. Burada da ilk bölümümüz, şöyle hatırlarsanız ben size göstereyim. Bakın şurada. Prosedürel programlama vardı. İçinde prosedürel yapılar, sonra view'lerle çalışmak, sonra store prosedür ve user defined functions. KTF de deniyor. KTF. Biz şurada olacağız şimdi. Script ve batch kullanımı. Script yazılım alanında çok sık duyabileceğiniz şeylerden bir tanesi. Özellikle eskiden Linux tabanlı sistemlerde daha çok kullanılıyordu ama şimdi daha genel tabir olarak kullanılıyor. Burada database tarafında ise SQL dosyası, SQL uzantılı bir dosya olarak oluşturduğunuz şeylere, dosyalar, SQL dosyalarına da SQL script diyoruz. Neden böyle bir şeye ihtiyacımız olur? Siz database'e bazı şeyleri programatik olarak bir bütün halinde bir dosya olarak verip bunu işlettirebilirsiniz. Yani ben içerisinde 1000 satır, 5000 satır SQL yazdım. 50 satır da olur, 10 satır da fark etmiyor. Yazdım bunu, database'e veririm. Derim ki bu SQL dosyasını çalıştır. Şöyle şöyle bir durumda. Herhangi bir şey olabilir. Ya da database'in backup'ını almak istersin. Ama sorgu, yani database'in design yapısının SQL script'ini çıkartabilirsin.
O da size SQL uzantılı bir dosya olarak verilir. Mesela bunu başka bir ortamdaki SQL sorumlulukta çalıştırdığınızda o gene script olmuş oluyor burada. Örnek basit bir senaryoda bir script yapısını kavramak için birçok özelliğin kullanıldığı bir örnek mesela. Şu database'i kullan, bir değişken oluştur. Insert into production nokta location, name constraint, cost rate, availability, modified date vesaire. Buraya bir veri ekleme yaptıracağım. Ben ABC uzantılı, düzelteyim, ABC adındaki SQL uzantılı şu içeriğe sahip sorguyu çalıştırdığımda şöyle bir şey olacak. Bir veri ekleyecek. Onun içerisinde ekleme işlemini yapacak. Sonra add identity diye bir built-in function var. Mesela SQL sorumluda çalışan. Bu son üzerinde işlem yapılan ID'nin değerini tutar. Global variable diyoruz. Global değişkenler. İki tane add ile başlıyor. Sizin user defined değişkenler, kullanıcı tanımlı değişkenler tek bir et ile başlar. Ama sistemde var olan global değişkenler iki tane et ile başlar. Bunu böyle kullanırsınız, değiştiremezsiniz. Zaten rengi de apaçık kendisini belli eder. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bunu çalıştırdığımda eklenen satır için identity değeri olarak şurada elde ettim. Mesela global identity üzerinden elde ettim. Değeri bana gösteriyor. Eklenen satır için identity değeri. Yani ben bir kayıt ekledim. O kaydın eklendikten sonraki o kaydın ID'si 61 olmuş. Mesela böyle bir script çalıştırdım. Versiyon, senaryosu diyelim. Use ifadesi. Use adventure works falan demiştik ya. Geçerli olması istenen veri tabanını seçer. Bunu konuştuk. Detayları var burada. Use ifadesi kullanmak zorunda değildir. Ancak yoğun kod bloklarında hedefi tam belirleyerek herhangi bir yanlış işleme sebebiyet vermemek için vesaire kullanır. Script gibi dosyalar geliştirirken bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü hangi ortamda kimin tarafından çalıştıracağını bilemeyebilirsiniz. O use ifadesi hatalı sorguların önüne geçer. Hatalı çalıştırma. Değişken tanımlama gene SQL Server'da scripting ya da batching başlığı altında düşündüğümüz şeylerden biri. TSQL'in temelleri aslında. Bunları konuştuk. Şöyle ben kodlara döneyim. Kodları göstereyim. Oradan yazılımcı olarak daha iyi anlarsınız diyelim. Geldim sanırım. Evet. Ses geliyor değil mi? Kopma oldu ama. Şöyle kodların başına doğru geçiyorum. Bakın script temelleri dediğimiz yerde şöyle az önce bahsettiğim sorgu yapısı şuydu. Adventure Works diye seçtiriyorum. Siz şunu çalıştırdığınızda şurada master bile seçili olsa fark etmeyecek. Öncelikle Adventure Works'ı seçecek. Sonra Go'ya geçecek. Go SQL Server'da olan bir şey. Aslında
şuradaki satırdan sonraki satıra devam et demek. Tamam, yani bu bunun devamı gibi düşünebilirsiniz. Her yerde kullanmazsınız aslında. Uygulama içerisinde SQL yazarken çok çok nadir belki yani kullanmazsınız, öyle değil hatta. Ama burada bir script tabanlı programlama yapmanız gerekiyorsa bunu kullanmanız, bunu konuştuk zaten, geçiyorum. Değişken bildirimi, bunu daha önce incelemiştik nasıl tanımlayacağınızı. Mesela şurada integer tipinde sayı 1 ve sayı 2 tanımlanıyor. Sonrasında da toplam değişken var. Toplamın değişkenini tanımlarken integer tipinde buna default değer olarak eşittir sayı 1 artı sayı 2. Sonra da toplamı ekrana bas. Mesela şunu şöyle çalıştırdığınızı varsayın. Tabii herhangi bir değer olmadığı için null üretiyor bize. Ama bunu gerçek veriyle, şurada mesela 12 ile 12. Bunu çalıştırdığımda 24 değerini bana getirecek. Bunun gibi. As toplam yaparsam şuradaki kalın name bilgisi de gelecektir. Göründüğü gibi. Bu da programatik olarak bir örnek diyelim değişken tanımlamaya. Daha detaylısı set ifadesiyle de, bakın şurada select ile yaptık. Değişken tanımlayıp ona değer atama işlemi de select ile yapabiliyorduk. Hatırlayın dünkü örnekten. Set ile de yapabiliyoruz. Aslında KSQL üzerinde en yani scripting yaparken, batching yaparken en yoğun kullandığınız karmaşık KSQL projeler içerisinde, kodları içerisinde kullandığımız yöntem set olur genellikle. Ama select'i de kullanabiliyoruz değer atama kısmında. Burada set öncesinde değişkenleri tanımlıyoruz. Fiyat, KDV oran, KDV miktar ve toplam. Fiyata bir şeyin KDV'sini hesaplama, toplam fiyatını hesaplama gibi bir örnek. Fiyata 10 veriyorum. KDV oranı 0.18, %18 ile fiyat çarpı KDV oran diyorum. Sonra da toplam değişkenini, değişkenine set yaparken, değer atarken eşittir fiyat artı KDV miktar diyorum. Burada tek bir satırda da bu tanımlamaları yapabildiğimizi göstermek için şunu özellikle, ya da yapamadığımızı mı göstermek için? Bakın dünkü örnekte şu yöntemi kullanmıştık. Select max list price, hatırlayın bunu. En yüksek fiyat money tipinde bir değişken oluşturuyorum. En yüksek fiyata set işlemi yapacağım. Eşittir diyorum. Şu bilgiyi şu değişkene aktar. Buradan gelecek olan bilgiyi buna aktar. Ne gelecek buradan? Şu değer gelecek. En yüksek liste fiyat bilgisine sahip ürün bilgisi. Ürünün fiyat bilgisi. Ve bunu ekrana yazdırıyorum. Gayet basit bir soruyla. Şuradan da desk yaparak şu veriyi max'i desk ile list price'ı order by ile sıralayarak bulabilirim. Çünkü tersten sıralama yapıyordu deskenlik. Bakın şu bilgi. Bunu programatik olarak şöyle aldım. Select ifadesi kullanarak değişkenlere değer atama. Az önce yaptığımız şeyin aynısı. Bunu dün yaptık hatırlarsınız. Şu örneği. Batchler SQL CMD. SQL CMD bu komut satır üzerinden SQL Server'ı yönetebilmenizi sağlıyor. Orada programatik olarak SQL'ler yazıp komut satırından bunları yönetebilirsiniz. Bu PostgreSQL var, MongoDB, SQL Server, Oracle, hepsi, hemen hemen bütün büyük database'lerde
öncesinde de aslında Oracle'da da yıllardır vardı mesela. Oracle'da daha önceden vardı. Ben o yüzden Oracle kullanmayı seviyordum. Sonra tabii SQL Server'a da yoğun bir şekilde destek geldi buradan. SQL CM'de komut satır üzerinden. Bunu genellikle DBA'ler kullanmayı tercih edebiliyor. DBA'ler bu tür ekranlardan ziyade komut satır üzerinden daha çalışmayı daha seviyor diyebilirim. Ben de seviyorum. Ama DBA değilim. Siz de yoğun bir şekilde kullanabilirsiniz bunları. O farklı bir konu. Ama basit anlamda şu şekilde SQL CMD üzerinden komut satırı üzerinden sunucunun adı, kullanıcı adı ve şifre bilgisini başlarında tire olacak şekilde yazıp CMD'ye gönderip bunun database'e erişmesini sağlayabilirsiniz. Sonra bağlantı kurulur vesaire. Ondan sonra da örnek olarak server name mesela şunu çalıştırdığımda bak benim bilgisayarım adı desktop tree bla bla filan. Bunu çalıştırıp test edebilirsiniz. SQL CMD bir exe yani. Versiyonum neymiş mesela? Bakın 2019 RTM GDR bla bla diye. Şurada uzun bir şey. Versiyon sürüm hepsi var. Developer Edition kullanıyorum ben. Windows 10 Pro, 10 vesaire Hypervisor. Evet. Akış kontrol ifadeleri. Programlama tarafından bildiğiniz şeyler. If kontrolü mesela. Bu bir akış kontrol mekanizmasıdır. Buna bir örnek. Database'de de bunlar yapılıyor tabii. Declare while integer. Select while bla bla. Şuradaki biri al buraya bas dedik. Bassın bakalım ne var. Tabii select while dediğimde şuradaki değeri ona set etti. Sonradan ekrana basmadık. Yani şunda değer var. Bu aşamadan sonra. Diyorum ki eğer while is not null ise, if while is not null, yani bunda bir şekilde değer var ise, print toplam artı cast, çünkü bu integer olarak tanımlandı, ben bunu toplam x kayıt bulundu diye string'e dönüştüreceksem, while as var kar, değil mi? Şöyle yapalım. Toplam 504 kayıt bulundu. Eğer buradan kayıt gelmeseydi, mesela null olsaydı diyelim, o zaman şuraya gelmeyecekti. Çünkü if ile kontrol ediyorum ben. Şunu da bazı durumlarda yani bir şey varsa, başına none koyarsam yoksa demek. Select Yıldız from CSS not the objects where id object underscore id bu şu renkteki olanlar SQL Server'daki built-in fonksiyonlardır. Tamam? Ve bunun içerisinde dbo nokta bu şemaydı hatırlayın database owner ra ait olan deneme adındaki tabel. Bak exist şunu çalıştırayım. Oradan gör. Bakın kayıt dönmedi. Bu şudur. CSS system demek. Database içerisindeki sizin oluşturduğunuz, kendisinin ürettiği, kullandığı tonla bütün objeler, sistem objeleri bu tür system kataloglarda bulunur. Bu katalogları kendi yönetir. Siz onları silmemeniz gerekir bir şekilde, değiştirmemeniz gerekir. Erişmek ihtiyacı olduğunda da şu şekilde erişebiliyorsunuz yetkiniz varsa. Ve oradan sizin kullandığınız, ürettiğiniz, create ettiğiniz bütün nesnelere erişebilirsiniz. Ve bunları sorguluyorum. Diyorum ki bak ID'si şu olan ne? Object ID. Object ID şunu yapıyor. Sen bir isim veriyorsun. O bu nesnenin obje ID'sini buluyor. Arka tarafta returns int diyor açıklamada. Bu bizim yerimizde bu nesnenin ID'sini buluyor. Çünkü siz bilemeyebilirsiniz bunun ID'sini. Hatta çoğunlukla bilmezsiniz. Sizi uğraştırmamak için diyor ki bana nesnenin adını ver diyor şemasıyla birlikte. Tamam diyor. Sen hangi session'daysan, oturumdaysan zaten hangi database'e bağlı olduğun belli. Adventure World.
Ben onun üzerinde bunun object ID'sini bulacağım diyor. Ve şuraya set ediyor. Sonrasında system.systemObjects üzerinde sorguluyor. Ve ekstra bir filtre uyguluyorum. Bakın var ID'den sonra and object property ID'si is user table eşittir 1 olan. Bunun anlamı şu. Bakın şöyle bir çıktısı var database'in bize. Bunları biz oluşturmadık. Bunları kendi oluşturdu. SS ile başlıyor bak. Biliyorum burada diyorum ki ID'si şuymuş. Bakın name'i bu. X type. S var. Bunların hepsinin bir anlamı var arkadaşlar. U var. PK var. Vesaire. X type. UID. Info. Status. Base. Bla bla. Parent object. Neye bağlıymış? Tipi S. Ben burada neye bakıyorum? Is user table. Şurada bize detay bilgiler veriyor aslında. Her ne kadar siz ilk başlangıçta bunu anlamasanız bile çok farklı detaylar veriyor. Ben şuradan örnek bir şey bileyim. Bakın mesela product ID PK diyor. X type'ı PK olarak belirtilmiş. Hepsinin bir anlamı var. Primary key. Şurada CK var mesela. Check olarak eklenmiş. C tipinde. Bunların hepsine filtreler yaparak, bu arada bunları dediğim gibi biz yapmıyoruz. Bunların hepsi biz sadece oluşturma işlemini yapıyoruz. Bu yönetim tarafını database kendisi yapıyor. Biz buradan veri alabiliyoruz. Mesela job candidate. Başka bir tane bulayım. Location. Bakın X type kısmında U yazıyor. Bunun anlamı user. User defined demek. Kullanıcı bunu tanımlamış. Kullanıcı bunu oluşturmuş demektir. Yani siz X type'ı eşittir parantez içerisinde U yazdığınızda kullanıcının sizin ya da sizin gibi o database üzerindeki kullanıcının ürettiği user defined olan nesnelere erişirsiniz. Velhasıl bunu niye yaptım? Bunun sebebi şu. Farklı sintaksler de görürsünüz. Ama basit anlamda şundan yapıyorum. Diyorum ki ben şu sorguyu çalıştırdım da exist var mı yok mu diye kontrol et. Neyi? Şu isimdeki tabloyu. Sistemi kontrol ederek yapabilirsin bunu. Yani çünkü sistem objeler üzerinde sorgu çalıştırıyorsun. Tamam, basit bir şey değil aslında bu. Hani metinsel bir şekilde bakamazsın buna. Sorgu çalıştırman lazım. Onun da yolu şu. Is user table eşit bir ise ve şöyle bir ID, bunun ID'si var ise, tamam mı? Bunun anlamı böyle bir tablo vardır. If exists. Eğer yok ise şuraya gelecek, drop table geliyor deneme, sil, yeniden oluştur. Olmayan bir şeyi silemezsiniz. Önce varlığını kontrol ediyorsunuz. Sonra yoksa diyelim. Tamam, mesela şuradan not exist dediniz diyelim. O zaman yoksa oluştur. Mesela bunu da diyebilirsiniz. Ya da varsa onu önce sil drop table ile, sonra tekrar oluştur. Hata almamak için bunu yapıyorum. Çok uzattım ya. Declare while integer, select while bla bla biliyorsunuz. If while is null, bakın şu, eğer değer varsa, yani yoksa, null ise, kayıt yok, varsa şu kadar kayıt bulundu, else kısmında.
504 kayıt bulundu. Else kısmı böyle çalışıyor. Daha da karmaşık hale getirin. Bakın, declare, değişkeni tanımla, değer ata, if val eşittir 1 ise ekrana çalıştır. Bakın 1. Val 2 ise ekrana 2 yaz. Val 3 ise 3 yaz. Else if, bakın if, else if, else if, else if, while 2 eşittir 4 ya da yani b 8'den küçük ya da eşitse şurada begin end var. Şurayı yazın. 4 8 arasında bir değer. Bunların hiçbiri değilse for example 8 bakın 4 8 arasında bir değer dedi. Doğru. Ben 9 yazarsam tanımlanamadı yazması lazım. Evet. Bunu çalıştırırsam ne olur? Şu şekilde. Şu an şuraya mesela 2, 3 yazdım hadi. Bunu çalıştırdığımda ne olur arkadaşlar? Ses. Ne olur? Sesim geliyor mu? Tamam. Ne olur? Üç dönmez mi hocam? Yasin Mağcılar 3 dedi. Canakam 3. Yusuf 3. Başka? Birkaç tane daha alayım. Şartlı 3 dedi. Onları toplarsan 40 yapar. Feature'da 3 yazar dedi. Çalışmaz. Incorrect syntax. Near the keyword else. The reason is these scopes. You know? Bak. Şurada begin var. Kapattım bunları. Arkadaşlar. Bu arada siz uyurken begin end kısmını kapatmıştık. Sebebi şu. Neden hata verir? Bu C sharp gibi bir şey değil. Burası C sharp gibi değil yani. Ne diyeyim? Anladım. Anladım. Mesela tamamen atıyorum. Bir syntax atıyorum. Burada bir scope alanı var. Mesela C sharp'ta. Ya da sen bunu Python dersen tamam şurada bir scope alanı var. Şöyle içe doğru bir kaydırma yapıyor ya. Buradan yazdığında, şöyle yaptığında, böyle devam ettiğinde, şöyle gittiğinde bu Python compiler'ı diyor ki tamam diyor bunlar yani bunlar şunun içindedir. Ama sen Python'da şöyle yaptığın zaman ne olur? Evet, indent olayı var. Indent, buradaki indent işe yaramaz. Burada indent diye bir şey yok. Python'da indent olayı var. Yani şu içe doğru tablık boşluk var ya. Mesela C#'da senin indent'ın
umursamaz. Çünkü ona göre çalışmaz. Skoplar üzerinden çalışıyor. O süslü parantezler var ya. Ama Python şöyle yaptığında derlemez bunu. Diyecek ki bu yani yukarıdaki zımbırtının skopunda değil diyecek. Tamam. Şimdi Python sizi avladı. Burada. Burada şu indent olayı hiçbir şeydir. Bu sadece sintaksin daha düzgün olması için kullandığım bir şey. Size de tavsiye ediyorum. Daha açıklayıcı olur falan. Ama bu teknik olarak hiçbir şey anlamına gelir. Burada scope olayı tamamen begin end üzerinden döner. Scope budur. C sharp ya da C family dillerdeki şu ne ise, tamam mı? Mesela for olsun diyelim. Yani bu ne ise SQL'deki Oracle ya da SQL Server fark etmiyor. Begin end odur. Bu begin transaction end transaction olarak da kullanılır. Bunu farklı farklı transaction işlemlerinde kullanırız. Ya da sizin hani daha anlayacağınız dilde diyelim. Begin scope end scope gibi düşünebilirsiniz. Begin end olarak kullanırız. Database'de böyle. Kurallar böyle. Şimdi neden patladı? Sebebi if içerisinde bu hiyerarşi olayını anlayamadığı için default olarak size bir satırlık bir row'luk diyelim. Bir satırlık bir çalışma hakkı veriyor. Çalıştırma hakkı. İkinci satıra geçersem diyor işler değişir. Bana bir begin end scope'u açman lazım diyor. Buradaki püf nokta buydu. Print 1 sorun yok. Tek satır 2 sorun yok. 3 sorun yok. Ama burada bilinçli olarak 2 satır kullanıyorum. Bunları kullanabilmek için begin açmak zorundasın. Ve end ile kapatacaksın orada. Hatanın sebebi buydu. Begin ile end'i açıklama satırına dönüştürdüm. Tamam. Else kısmı gene aynı. Tek satır. Sorun yok. Yani ikinci satıra geçtiğinde diyor ki hop diyor. Burada işler karışır. Begin end scope aç diyor bana. Bu aslında C#'da bile böyle. Mesela diyelim ki şöyle bir şey yaptım. Sonsuz döngü yapıyorum şimdi. Şurada C# sonsuz döngü. Tamam. Ya da hadi öyle olmasın. İlk yapayım ben. X eşittir 2 ise. Tamam. Geldim. Şurada örnek console write line. Tamam mı? Geldim diyorum ki klavye değişti. Bunu çalıştırdığımda C# sorunsuz çalışır. Ama şunu yaptığında çalışmaz. Çalışır ama kendini kandırırsın. Sebebi şu. If'in scope'u eğer parantezler kullanmadığın sürece süslü parantezler yani şöyle bak şunu kullanmadığın sürece if'in scope'u tek bir satırdır. İkinci satır if'in scope'u değildir. Yani bu iki olsa da olmasa da şurası çalışacaktır her zaman. O yüzden C# da mesela şöyle yapman lazım. Eğer tamamen birden fazla satır yapacaksan tek satır yapacaksan sorun yok. Bu ilk satır şunun scope'una aittir. Ama birden fazla satır kod yazacaksan parantezi kullanacaksın diyor. Tamam? Burada sorun yok. Kafa karışmaz. SQL'de de aynı mantık. Bir satıra izin var. İkinci satır olmaz. Deyip geçiyorum.
Ve. Python'da tek satırı yanına yazarsın. İkinci satır varsa indentlere geçeriz gibi düşünüyoruz. Evet, olabilir. İç içe ilk kullanımı. Bu da mümkün. Bakınız, for example, declare sayı int sayı 5 değerlerini verdik. Sayı büyüktür 100 ise, tamam, print bu sayı büyük. Bak, else kısmında diyorum ki, else'de ben bir if alabilirim. Şurası else. Ama şuralarımı açıyorum. Orada diyorum ki if. Yani sayı 5'ten sayı eşittir 5. Sayı 100'den büyük mü? Hayır, buraya girmeyecek. Yani şuraya gelecek. Burada da begin end açıyorum. Onu diyorum ki o zaman ondan küçük mü? Ama diyelim değil. Erdi print ne küçük ne de büyük gibi bir şey. Bu sayı küçük. Bak şuraya geldim. Burada da iç içe if kullanılabilir. İşte. Ya da coşturmuşuz burada gene. Şurada değişkenleri tanımla. Sayı büyük 100 mü? Öyleyse bu senaryoda değil. Bakın else gelecek. Else içerisinde uçmuşuz biraz. Demişim ki sayı küçük mü? Ondan. Evet. O zaman bakın. Bu if'in else kısmında yeni bir begin end açıyorum. Onun içerisinde bir if else daha açıyorum. Onun da içinde if kısmında if else if else if else if açıyorum. Onun da else if'lerinden bir tanesine diyorum ki begin end aç. Çünkü iki satırlık kol olacak. 4 hediyeyi kazandım yaz. Şurada 4. Ben bunu çalıştırırsam hatta 3 ile yapayım. İki. Dört yap. Dört hediye kazandım. Gördünüz. Hediye kazandınız. İşte böyle biraz karmaşık kurmaşık bir şeyler yaparak burada da yeni bir programlama dili öğrenebilirsiniz. Case. Case de programlama dillerini switch bilenler varsa switch case'in aynısı. C#'da, Java'da vesaire switch var mesela. If de kullanabilirsin, switch de kullanabilirsin. İkisi de çok benzerdir. Yani birinin yaptığı akış kontrolünü diğeri de yapabilir. Ama çok büyük çoğunlukla if kullanılır. Case daha, yani switch case daha senaryonun çok net bilindiği durumlarda olasılıkların. Bak, şu case'i soru yapılar düşünün ama bu örneğimde evet, switch case case one. Select product number category. Ben kategori sütununun şurada olduğunu biliyorum.
Evet, ben geldim. Telefonumun hotspot'u kapanmış. Sesim geliyor değil mi? Hotspot'u kapanmış. Wi-Fi'ye bağlanmış. İşte Wi-Fi böyle bir şey. Wi-Fi sürekli kopuyor çünkü. O yüzden hotspot kapandığı için aslında otomatik olarak Wi-Fi'ye bağlanıyor. Orası da sürekli koptuğu için bu kopmalar ondan oldu. Ben de şaşırdım. Bugün ilk kez böyle olmuştu çünkü. Evet, şimdi daha iyidir. Telefondayız. Evet, case product line. Bakın diyorum ki, ama bir şey demeden önce veriyi göster. Şöyle. Product kategori diye bir şey olmaz orada. Product içerisinde. Çalış. Bak. Ürünün adıyla numarasını aldım. Tamam. İçinde ne var? Yıldız kullan. Neyimiz var? Product line. Neredesin? Product line null olarak gösteriyor. Ama veri vardır mutlaka. Neredesin? Bak, üst kısımda null'lar var. Burada R, S, M falan var. Bunlar işte veriyi ne kadar iyi tanırsan, TSQL'i, o programlamayı ne kadar iyi bilirsen o kadar şov yaparsın. Bak burada diyorum ki product line'ı R ise bunun anlamı yoldur, road. M ise mountain, bisiklet tipleri ya, dağ tipi. T gezi, S diğer satılıklar. Else ise yani bu senaryoda null mesela, o zaman satılık değil yaz. Şunları şöyle yaptık varsay. Select, execute. Bakın product number'ı şu kategorisi satılık değil. Satmıyoruz. Adı bu. Diğerleri de daha yazıyor. No. Daha basit bir case kullandım. Select içerisinde çok güzel işime yaradı. Ha, bunu yapabileceğiniz bir function da vardı. Daha önceden göstermiştim bunu. Onu da kullanabilirsiniz. Yani şu olmazsa bu yap. Ama o null durumda kullanılıyordu. Null senaryolarında. Bu her senaryoda kullanılır. Switch case. Ya da another example. Job title, birth date, gender, cinsiyet. Şunun ikisini özellikle ayrı yazdım. Çünkü şu sütunun adı, bu benim yazdığım isim. Eşittir dedikten sonra case when'i kullanıyorum. Switch case'i. Eğer, çünkü orada M ve F var. M erkek, F kadın olarak tutuluyor veride. Bunu yaptığında, bakın orijinal veri şu sütunda. Ama erkek olarak siz bunu alabiliyorsunuz otomatik. F kadın gibi çalışanların bilgileri. While döngüsü. Declare counter int şu bu. While counter 5'ten küçük olduğu sürece dön. Begin and select counter değeri cast counter as varchar 1. Şunu counter integer ya. Bunu varkara dönüştürerek yaz. Sonra da dönüştürmeden counter artı eşittir 1 işlemi yap. Hani döngüyü ben counter üzerinden yapıyorum ya. Counter'ın artırılma işlemini de böyle yapıyorum. Counter'ın değerini counter artı 1 yap. For example.
as you see in the results, counter değeri 0, 1, 2, 3 filan gidiyor. Böyle bir döngü. Create table. Şu adını yazmasaydım soracaktım bu neydi ama zaten kapak gibi yazmışım. Sübliminal kullanmışım yani. Diez kullandığınızda neydi? Geçici tablo üretiliyordu. Bunu aynen normal tablo kurallarında olduğu gibi %90 aynı, %10 farklılıkları var. Ama sintaks gördüğünüz gibi aynı. Geçici tablo oluşturabilirsiniz. Şunu kullanırsanız bu tables alanında görünmez. Nerede kullanılırdı? Dün derse gelenler bilir. Gelmeyenler bilmez. Onlar ne anlar? Ne anlar temporary table'dan? Neden? Çünkü derse girmediler. Geçici tablo. Diyez ile başlarsa. O da şu session'da geçerliydi değil mi? Gelmeyenleri gücük edelim biraz. While, bakın böyle bir tablo oluşturacağım. Tamam, oluştur. While begin end diyorum ki select count zero, düzelteyim yıldız, from geçici. Buradan tablodaki verinin toplamını al her seferinde. Ondan küçük olduğu sürece ekle. Bir bilgi yapacağım. Şöyle bir şey olsun. Bu da hatta neyse böyle kalsın. Önemli değil. Geçici olarak ben bu veriyi ekleyeceğim buraya. Bakın. Döngüyle otomatik olarak 10 tane veri eklemek istiyorum. Tamam. 9 tane ekleyecek. Şu geçici zımbırtıyı ekledim ben oraya. Görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5. ID otomatik zaten. Identity 1, 1. Birden başta birer birer art. Döngüyle ben insert yaptım. Kendi istediğim veriyi. Burayı dinamik de yapabilirsiniz. Elinizde veri varsa onu otomatik eklemek mesela. Böyle. Continue komutu. Continue ne işe yarıyor? Arkadaşlar. Continue. Bunu Python'ın başında konuşmuştuk. Bunu incelersiniz. Zaten bildiğiniz senaryo çünkü. Wait, wait for ifadesi, wait for delay. Bu çalıştıracağınız bir sorgu. Bunu sistem hacklerken, database ya da SQL injection'la hacklerken de kullanıyorduk. Upper Advanced SQL Injection hacking teknikleri bunlar. Aynı zamanda hack'le alakası yok tabii ama kullandığımız durumlarda oluyor. Blind SQL Injection var. Cur SQL Injection deniyor. Orada mesela kullandığımız yöntemlerden bir tanesi diyelim. Wait for delay. Sorguyu bekletirsin. Senin istediğin sürenin sonunda sorgu çalışır. Saniye saniye bekletebilirsin. Dakika olarak bekletebilirsin. Şu sürenin sonunda şu sorguyu çalıştır diyebiliriz. Wait for time. Mesela geç bunu. Wait for time. 11 dakika. Sonrasında select kes bla bla şu. Go to. Go to çoğu programlama dilinde vardır ama hiçbirinde de önerilmez aslında kullanılması ama gene de vardır. Ekstrem durumlarda işe yarar çünkü. Go to zıplama. Kod içerisinde zıplama yapmak için kullanılır aslında. Basit anlamda. Tanımla. While. Begin. Şurada diyorum ki bak. If counter eşit 4 ise go to yani şuraya git. Etiket 1. O nerede? Burada. O ne yapıyormuş? Etiket 1 yazıyormuş. Onun içinde ne yapıyormuş? Go to diye bir şey varmış etiket 1'de. O da etiket 3'e git diyormuş. Oradan da etiket 3'e gidiyormuşsun. O da etiket 3 yazıyormuş ekranda. Şuraya 5'e gelirse go to bunu bu arada yani bu while içinde kullandım ama
Siz istediğiniz senaryoda kullanın. Etiket böyle tanımlanıyor. Kullanımı da şöyle. Go to X yap. Go to etiket 2. O da buraya gidiyormuş. Neden kullanmayız? Mesela C Sharp'ta da vardır ama öğretmen bile yani. Yani böyle bir şey var derim, geçelim. Tavsiye etmeyiz çünkü yapıyı karmaşıklaştırıyor. Az önce gösterdiğim gibi bak. Gerçek, şöyle diyeyim, çok çok tecrübeli olan kişilerin böyle nadiren kullanma ihtimali var. Çünkü akış kontrolünü standart dışına çıkartıyor. Ama ekstrem durumlarda gerekebilir. Ekstrem. Hayatınızda hiç gerekmeyebilir demek bu. If counter eşittir 4 ise go to'ya gel, etiket 1'e git, oradan buraya gel, buradan şunu çalıştır, ondan sonra altta go to etiket 3 varmış, oradan buraya git, buradan buraya git, burada şurada bir tane go to varmış, oraya git, onun içindeki şunu çalıştır, oradan şuraya zıpla, anladın mı? Yani yapıyı bozuyor. O yüzden teknik olarak olsa bile kullanmamak daha iyi. Sadece böyle bir şey olduğunu bilin. Gene bitti. Yine bitirdik. Bugün yine bitirdik. Sorusu olan? Bugünlük yeter mi? Buraları pratik yapın biraz. Çünkü şu view, store procedure, kullanıcı zımbırtıları birbiriyle alakalı. Birinde hiyerarşi anlatacağım, onun üzerine farklı bir şey kuracağım, farklı bir şey anlatacağım. Bence şunların üçünü haftaya konuşalım. Ondan önce bayağı bir şey öğrendiniz, onların pratiğini yapın. Yoksa zaten daha yoğun kodlar var. Çok uzun uzun kodlar, karmaşık kodlar olacak. Şu an girmeyelim onlara. Tamam. Buralarda kitap üzerinden de biraz anlatım yapmam gerekiyor. Gene indekslerde yaptım diye. Ama hani bilenler onları tabii inceleyebilir. Hazır bir şekilde bilir. Siz de haftaya yani bir zahmet, zahmet olmazsa view'leri çalışmak, view'lerle çalışmak, store procedure'lar ve kullanıcı tanımlı fonksiyonları daha önceden çalışarak gelin. Sorularla birlikte gelmiş olursunuz. Daha rahat anlarsınız. Sorusu olan? View mantığı genel olarak aynıdır. Sadece database seviyesinde bazı değişiklikler olabilir. Oracle, SQL Server, PostgreSQL bunlar da aynı. Ama MySQL'de mimari olarak bazı farklılıklar olabilir ama mantık olarak aynıdır. Ben MySQL uzmanı değilim bu arada. Ben PostgreSQL, Oracle ve SQL Server üzerine yıllarca çalıştım ve NoSQL tarafında da MongoDB vesaire. Ama bunlar RDBMS'ler içerisinde en güçlüsü saydığım üçlüdür zaten. Oracle, SQL Server ve PostgreSQL. En güçlü, en büyük ve en karmaşık. MySQL kötü değil. Onu kötü yorum gibi anlaşılmasın. MySQL çok çok iş görür. Yani baya baya.
değil. Yani birçok projenizde kullanabilirsiniz. Ama ben kullanmıyorum. Ben onun yerine PostgreSQL'i tercih ederim mesela. Ama bu MySQL'in kötü olduğu anlamına gelmez. Çok büyük işler yapıyor dünyada. Bir hosting almaya çalıştığınızda default olarak MySQL host ile gelir size mesela. Web hosting herhangi bir şey. WordPress bile kursam arka tarafta defaultta MySQL üzerinde çalışır. Çünkü küçük, pratik. Her yerde kurulu, ücretsizdi. O yüzden bütün web hostingler falan destekler. Kullanımı kolay. Temel mantığı iyi anlarsınız. Ama advanced konularda saydığım üçlüye girmenizi öneririm. Oracle'ı tavsiye etmiyorum. Artık. Ama bu da onun çok çok büyük olduğu anlamın gerçeğini değiştirmesin. Evet arkadaşlar, o zaman herkese iyi akşamlar diliyorum. Haftaya görüşürüz.